Merhaba, ben Meltem Turunç. Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda basit düzeyde A2, B1 seviyesinde tens soruları nasıl çözülürü göstermiştim. Bu da onun devamı, kalan tenslerle ilgili ipuçlarıyla nasıl çözülürü göreceğiz. Bu videom özellikle lisede, işte ortaokulda öğrenim gören arkadaşlara ya da İngilizce YDS sınavına hazırlanan kişilere, yeni başlamış kişilere yönelik bir video. Devam edelim. Bu benim 9. sorum. Bir önceki videoda 8'e kadar yapmıştı. In the hospital since last Thursday. Geçen perşembeden beri hastanede. Şıklarımıza baktığımızda was, been, is, been. Bunlar İngilizce'de olmak anlamına gelen yapılar. Olmakla işte since olduğu zaman since'ten sonra gelen taraf since last Thursday diyor. Geçen perşembeden beri. Simple past, geçmiş zaman, yani ed takısının olduğu ya da düzensiz ikinci halde bir fiilin olduğu zaman olur. Öncesinde de present perfect olur. Yani geçen perşembeden beri hastanede. Türkçe'de present perfect'in tam karşılığı yok ama present perfect İngilizce'de biliyoruz ki geçmişte başlamış, etkisi hala devam ediyor. O yüzden beni cevap B şıkkına götürüyor. Was A'da d'di, hastanedeydi. Hastanede C'de dırdır anlamına geliyor emizar. D'deki had been'de mıştı, hastanede kalmıştı, hastanede olmuştu. Geçen perşembeden beri kural neydi? Beni burada götüren since var. Since varsa kendinden önce present perfect var. 10. sorumuz. A good time here, let's leave. Burada benim ipucum ne? Ünlem. Ünlem varsa şimdiki zamanlı bir yapı arayacağım. A'da ben burada iyi vakit geçirmiyorum. I am not having, not emizer ve ing takısı var. Hadi gidelim diyor. O yüzden A şıkkı doğru şıkkım oluyor. I don't have a good time here. Burada iyi vakit geçirmem. Bu genel bir ifade ama şu andan bahsediyor. Yeni zaman olmaz. I won't be having, geçiriyor olmayacağım anlamında. I wasn't having a good time. Burada iyi vakit geçirmiyordum. Bu da geçmiş zaman. İngilizce'de tense uyumu denen bir şey vardır. Bir taraf genişse present'te, diğer tarafta da present ya da future'lı bir yapı kullanılır. Ya da geçmiş zamanlarla geçmiş zamanlar birlikte kullanılır arkadaşlar. 11. sorumuza geldik. What's wrong with you, Tony? Senin neyin var Tony diyor. Very stressed and nervous lately. Buradaki ipucum ne? Lately. Son zamanlarda. Yani geçmişte başladı, hala devam ediyor. Ya da birkaç gündür, birkaç haftadır bu yapıya uyduğu için bu ifadeye present perfect arayacak benim gözüm. Şu anda diyor bir de neyin var diyor. Perfectli bir yapı lately de kullanılır. Hani past perfect de olabilir lately'yi gördüğümüz zaman. Ama şu andan bahsettiği için present bir durumdan bahsediyor. A'da he is being very stressed. Çok stresli oluyor. Zaten olmuyor şimdiki zamanlı bir yapıda. He will have been stressed olmuş olacak. He has been, doğru şıkkımız bu. He had been de mıştı, olmuştu, stresli olmuştu, olmuyor. Geldik 12. sorumuza. In many areas, snails are a pest because they highly on garden crops. Şimdi birçok bölgede snails, salyangozlar nedir? Böcektir. Çünkü şeyle beslenirler. Çoğunlukla garden crops'tan, yani bahçe bitkilerinden, otlardan beslenirler. Genel bir ifadeden bahsediyor. İlk taraftaki ipucu bana snails, yani salyangozların neden beslendiklerini R'la vermiş zaten. Geniş zamanlı bir ifade kullanmış. O yüzden cevabım Ceyhan. Yine geniş zamanla devam ediyorum. İşte genel anlamda beslenmelerinden bahsettiği için A'da şimdiki zaman geçici bir durumdan bahsediyor. Şu anda olan bir durumdan bahsediyor. Olmaz. B'de fed, feed'in ikinci hali. Geçmiş zaman simple past olmaz. C doğru şıkkımız dedik. Yeni zaman have fed de geçmişte başladı. Şu anda devam ediyor. Ama bu genel geçer bir şey olduğu için cevabımız Ceyhan. D olması için daha özel bir durumun olması gerekiyor. O anda işte birkaç gündür salyangozlar şunlarla besleniyor gibi bir durum değil. O yüzden cevabımız Ceyhan demiştik. Geldik 13. sorumuza. The train
şıklarımızda live var, yani ayrılmak anlamında. At 7 o'clock from Ankara every day. Buradaki ipucum ne? Every day. Her gün saat 7'de Ankara'dan tren ayrılır. Hareket eder anlamında. Ne yapacağız? Geniş zaman olduğu için leave fiilini S'de kısa getireceğiz. Tren tekil olduğu için. D şıkkında var. Will leave ayrılacak. Is leaving ayrılıyor. Left de ayrıldı anlamında olmaz. 14. sorumuz. My cousin the university exam last year. Dikkat ediyoruz. Neye dikkat ediyoruz? Zamanlara, yapıya. Yani hangi zaman ifadesi, time expression kullanılmış ona bakacağız. Last gördüğümüz yerde simple past arayacak gözümüz. Geçmiş zaman diyor. Geçen sene üniversite sınavında ne yaptı? Geçti. Past fiili, geçmek fiilini ed takısı ekledik. Düzenli bir fiil olduğu için Ceyhan'da var. Past the university exam last year. She's in Metu now. Şu anda Metu'de diyor. Bu tarafta is şu andan bahsettiği için hani biten suyum olur dedik ama her zaman olmayabilir. Bu sizi şaşırtmasın. Geçen sene şey dedi, üniversite sınavına geçti. Bu sene de şu andan bahsediyor Metü'de. A'da pes, geniş zaman, passes, yine geniş zaman, sadece tekil öznede gelmiş. Pes geçti, was passing geçiyordu. Geçiyordu. Şimdi üniversite sınavını geçiyordu olmaz. Geçti. Bir anda oldu, bitti anlamında. 15. sorumuz. Her grandmother nokta nokta different stories every night. Every night var. Every, her. Every hep sona gider. Zaman hep sona gider. Bazıları ortada da geliyor, istisnalar var. Every de sona giden zamanlardan bir tanesi. Her gece. Her gece dediği için genel bir ifade var burada. Ne arayacak gözüm? Geniş zaman arayacak. Her grandmother. Onun büyük annesi her gece farklı bir hikaye anlatır. Büyük anne tekil olduğu için, bir tane kişiden bahsettiği için tell fiilini s getirerek, s getirerek yapacağız. Tells. Is telling anlatıyor. Told anlattı. Tell var. O da geniş zamanda kullanılmış ama tekil özneye uygun değil diye onu da eledik. 16. The technology day by day. Day by day varsa gün gün. O zaman gözüm şimdiki zaman arayacak. Bu ÖSYM'nin de çok sevdiği, şıklarda bize sürekli işte sorularda karşımıza gelen bir yapı aslında. More and more gibi mesela. Gitgide, gün gün, işte her yıl, gittikçe gibi bir ifade varsa yine şimdiki zamandır cevap. O yüzden cevabımız is growing. Teknoloji gün gün büyümekte. Grows geniş zaman büyür. Grow yine geniş zaman büyür. Çoğul özne için has grown. Büyümekte, geçmişte başladı, devam ediyor. Bu da uygun gibi geliyor ama day by day benden progressive, continuous, devam eden bir zaman istiyor. O yüzden cevabım present continuous olan Adana'daki is growing. Geldik son sorumuza. John, şıklarda barov var, ödünç almak. A lot of money from his boss. Patronundan çok fazla para, borç aldı mı? Bakalım ne yapmış? I didn't pay it back. Yan tarafta bana cümlemde bu sefer zaman ifadesi vermemiş ama didn't vermiş. Yani geçmiş zamanlı bir yapı vermiş. Patronundan çok fazla borç para aldı ama geri ödemedi. Şimdi burada para alması daha önce past perfect'te yapabilirdi. Had borrowed, after, eğer ipucu olarak da şey olsaydı after, before gibi bir ipucu olsaydı. Böyle bir şey de yok. Şıklarda öyle bir şey de yok. Past perfect yapısı da yok. O zaman benim gözüm simple past arayacak. Borrows, geniş zaman. Is borrowing, şimdiki zaman şu anda alıyor ama geri ödemedi. Olmaz. Was borrowing, alıyordu diyor D'de de. Bu da neden olmaz? Borç almak bir anda gerçekleşen bir şey. Yani uzun süren bir eylem değil. Uzun süren eylemlerde past continuous yapısını kullanırız. O yüzden olmaz. C'de borrow. Çok borç para aldı ama geri ödemedi. Bugünlük de dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.